Dersimizde yüksek mertebeden lineer olmayan denklemlere başlamıştık arkadaşlar. Belli özelliklerini de verdik. Biraz daha konuya devam etmemiz gerekiyor teorisini. Çünkü henüz daha soru çözecek şekilde konu öğrenmedik. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin lineerlik özelliğini gösteriyorduk en son. Hatta bu ikinci durumu ben şu an bu sayfada olduğu için yansıttım ama aslında bunu da göstermiştik arkadaşlar. Neredeyiz? Mouse olarak burada. Hani yani şu özelliği birinci de A çarpı Y artı ya da Y1 Y2 kullandık galiba. B çarpı Y2 diferansiyel ifadesinde A katsayısının dışarı geleceği. Hatta A'yı B'yi kullanmadık da ilk başta pardon. A'yı katsayı olanı bu ikinci kısımda vereceğiz. Aslında böyle de verebilirdik. Genel halden de başlayabilirdik. İlk önce toplam olarak Y1 ile Y2'nin diferansiyel ifadesinin LY1 artı LY2 olduğunu birinci özellikte göstermiştik. Bu arada L'miz neydi onu da yazayım hemen hatırlatayım size. Bizim diferansiyel ifademizi LY şeklinde göstermiştik arkadaşlar. N'inci mertebeden lineer diferansiyel ifade. Katsayılarında hangi harfleri kullandık hemen şuradan bakayım. Aynı şeyleri tekrar kullanmış olalım. A'yı mı kullandık? Sonra P'ye geçtik zannedersem. Bakıyorum. L'ye'miz. Evet, P'ye geçilmiş haliyle arkadaşlar. O zaman bizim aslında diferansiyel ifademiz Y'nin n'inci türevi artı P1 Y'nin n-1'inci türevi artı nokta nokta Pn Y. Bu şekilde bir diferansiyel ifadede Y1 artı Y2 diferansiyel ifadesinin Y1'in diferansiyel ifadesi artı Y2'nin diferansiyel ifadesi olduğunu birinci de göstermiştik. Şimdi ikinci CK2 sabit olmak üzere de arkadaşlar Y yine diferansiyel ifademizin tanım kümesinden L CY'nin yani C çarpı Y'nin diferansiyel ifadesinin C çarpı LY'ye eşit olduğunu bunu da aslında dersimizin sonunda anlattık. Hani konu bölünmüş olmasın diye. Bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada ilk önce Y gördüğümüz yere CY yazıyoruz. Burada Y gördüğümüz yere CY. Her birinde yaptığımızda türevden dolayı türevin yine lineerlik özelliğinden dolayı bu C'yi başa alıyoruz. Zaten sabitin türevi 0. Dolayısıyla sadece Y'nin türevi alınmış oluyor. N'inci. Aynı şekilde N-1'inci, 1'inci kendisi. Dolayısıyla bunların hepsi C parantezine alındığı için buraya baktığımız zaman burası neye eşit? Yine LY'ye eşit. Yukarıdaki tanımından da anlaşılacağı üzere LY'ye eşit. Dolayısıyla CLY olduğunu söylemiştik. Yani artık arkadaşlar LY diferansiyel ifademizin lineerlik özelliğine sahip olduğunu bu birinci ve ikinci durumda göstermiş oluyoruz. Şimdi diferansiyel ifademizi eşittir sıfır şeklinde yazdığınız zaman artık diferansiyel denklem buluyorduk arkadaşlar. Bu eşit sıfırı yazmazsanız şu halde ya da yukarıdaki kırmızı yazdığımız haliyle biz buna diferansiyel ifade diyoruz arkadaşlar. L'ye ifadesi diferansiyel ifade. Eğer artık bunu eşittir sıfır şeklinde sağ tarafını yazarsak o artık bir denkleme dönüştüğü için diferansiyel denklem adını alıyor. Şu an denklemin sadece sol tarafı burası. Dikkat ederseniz eşit sıfır yok. Şimdi de arkadaşlar özelliklerimiz var yine. Diferansiyel denklemimizin bu sefer özelliklerine geçeceğiz. Y1 ve Y2 fonksiyonları ilk özelliğimiz teorem 1. Y1 ve Y2 fonksiyonları diferansiyel denklemin özel çözümleri ise Y1 artı Y2 de bir özel çözümüdür. Aslında bu az önce LY'nin özelliğini göstermiştik arkadaşlar. Oradan çok rahat çıkacak. Gerçekten de Y1 ve Y2 fonksiyonları diferansiyel denklemin çözümü olsunlar arkadaşlar. Denklemin çözümü olursa o zaman LY1 de 0 olacak. LY2 de 0 olacak denklemi yerine yazınca sağlayacak. Eşitlikler doğru. Ayrıca LY diferansiyel ifademizin az önce birinci özelliği göstermiştik. LY1 artı Y2'nin
ly1 artı ly2 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar yerine yazdığımız zaman bu da 0, bu da 0 eşit 0. Yani ne oldu? Denklemde y yerine y1 artı y2 yazdık ve denklemi sağladı. Bu durumda y1 ve y2 iki çözümse bu ikisinin toplamı da denklemin bir çözümü olduğunu ispatlamış olduk. Anlamadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Tamam. İkinci teoremimiz, ikinci özelliğimiz de C keyfi bir sabit olmak üzere arkadaşlar. Bu keyfi sabitle çarptığımızda Y fonksiyonu yani bir çözümümüzü, denklemin bir çözümünü, C çarpı Y de bir çözümdür. Bunu da yine ikinci özellikten ispatlayabiliriz arkadaşlar. Y madem diferansiyel denklemin bir çözümü ise o zaman L'ye eşit sıfırı sağlar. L'ye diferansiyel ifadesinin ikinci özelliğinden C çarpı Y'nin diferansiyel ifadesinde C'nin katsayı olarak dışarı çıktığını az önce göstermiştik. L'ye de arkadaşlar Y denklemin çözümü olduğu için burası 0 eşit C çarpı 0'dan bu da 0 oluyor. Demek ki arkadaşlar çözüm yerine C'ye yazdığımızda da sağlıyor denklemi. Bu durumda C'ye de bizim denklemimizin bir çözümü olmuş oluyor. Şimdi artık sonuçta bu iki teoremi genelleştiriyoruz. Toplamı n'e kadar çıkarıp n tane çözümün hatta bir de arkadaşlar bunları keyfi sabitlerle bile çarpabilirsin. Burada sadece toplam halinde yazmışız. Demek ki n tane fonksiyon eğer bizim denklemimizin bir çözümü ise arkadaşlar bunların toplamı da denklemin bir çözümü olacak. Aynı şekilde diferansiyel ifadenin lineerliğinden bunların her biri ayrı ayrı diferansiyel ifade şeklinde yazılacak. Sonuç birimiz bu. Peki sonuç 2. Sonuç 2 dedi arkadaşlar yine k tane fonksiyonlarımız denklemin çözümü olsun. K tane de c1, c2, ck keyfi sabitiyle çarparak elde edeceğimiz şu ifade de diferansiyel denklemimizin bir çözümüdür. Gerçekten de yapacağımız şey şu arkadaşlar. Denklemde yerine yazacağız bu ifadeleri. Denklemde yerine yazdığımız zaman da arkadaşlar yukarıdaki özellikleri kullandığımızda çok rahat bir şekilde bunun çözümü olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten de eğer Y gördüğünüz yere C1 Y1 artı C2 Y2 artı nokta nokta CN YN yazarsanız biz zaten birinci ve ikinci özellikten dolayı bunların C L Y1'e artı C2 L Y2'ye artı nokta nokta CN L YN'e eşit olduğunu bir ve ikinci özelliğin genelleştirilmiş ifadesinden biliyoruz. Şimdi Y1, Y2, YN'ler çözümse arkadaşlar denklemi sağlar. Yani burası eşit 0. Burası eşit 0. Denklemi sağlayacağı için bu da eşit 0. Bu durumda bunun tamamı da eşit 0 oluyor. Demek ki arkadaşlar şu parantezin içinde yazdığımız bu ifade denklemimizin bir çözümüdür. Diğer bir sonucumuz da arkadaşlar aslında şurada da bakıyorum bir sanki sonuç 2 ile aynı gibi olmuş. O zaman şurada sonuç 2'de ilk önce özel çözümleri ise sabit olmak üzere aslında ilk önce burada ly'nin diferansiyel ifadenin lineerlik özelliği söylenip sonra da denklemi yani sonuç 2 ile 3 burada aynı olmuş gibi olmuş arkadaşlar. Aynen. İfade aynı olmuş burada. Demek ki yani ilk önce benim demek istediğim şey şu. Sonuç 2'de farklı bir şeyden bahsediyor olmak adına şunu yazsaydık daha uygun olacaktı kalemimiz. Burada ilk önce diferansiyel ifadenin bu C1, Y1 artı C2, Y2 artı K'ya kadar CK, YK'nın C1, LY1
artı C2 LY2 bu özelliği sağladığını söyleyip sonuç 3'te de direkt çözümü olduğundan bahsetmek daha mantıklı. Dolayısıyla da bu sonuç 2'yi böyleymiş gibi algılayın. Gelelim şimdi. Aslında lineer bir denklemin genel çözümünü elde etmeye çalışıyoruz şu an arkadaşlar. Şu şekilde, şu formatta ki ifademizin denklemin hangi durumda çözümü olduğunu göstereceğiz. Şu C1Y1 artı C2Y2 artı CNYN ifadesinin hangi özellikler sağladığını, denklemin çözümü olduğunu öğreneceğiz. İlk önce tanımımızı verelim. Fi kx fonksiyonları arkadaşlar A, B aralığında tanımlı. C1, C2, CN'ler de verilen sabitler olmak üzere şu ifadede bakın eşit sıfır. Ne yaptık? Bir aslında eşitlik yazdık. Yani bir denklem yazdık. Eğer bu eşitlik CI sabitlerinden en az birisi sıfırdan farklıyken sağlanırsa burayı iyi anlayın arkadaşlar. Çünkü normalde ben C1, C2, CN'lere sıfır yazarsam bu zaten sağlanır bu eşitlik. Ama burada diyor ki eşitliği CI sabitlerin en az birisi sıfırdan farklı olmak üzere sağlanırsa. Demek ki bunlardan biri sıfırdan farklıyken sağlanıyorsa o zaman bu fonksiyonlar sistemine AB aralığında lineer bağımlı fonksiyonlar sistemi denir. Demek ki normalde zaten C1, C2, Cn'e sıfır verince sağlanan bu eşitlik eğer bir tanesi sıfırdan farklıyken sağlanıyorsa fonksiyonlara lineer bağımlı fonksiyonlar diyoruz. Ama yok sadece ve sadece tüm katsayılar sıfıra eşitken sağlanıyorsa bakın buradaki yalnız ve yalnız kısmı önemli altını çizelim. Her x elemanıdır AB için dedik. Yalnız ve yalnız kısmı çok önemli. Çünkü normalde zaten bu durumda şu C1, C2, Cn'ler sıfırken zaten sağlanıyor. Ama sadece bu durumda sağlanıyorsa o zaman da fonksiyonları arkadaşlar lineer bağımsız fonksiyonlar ailesi denir. Lineer bağımlılıktan anladığımız bildiğimiz anlamda bağımlılık aslında arkadaşlar. Çünkü bunlardan bir tanesi sıfırdan farklıysa lineer bağımlı oluyordu. Yani birbiri cinsinden yazılabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki C1 sıfırdan farklıysa her tarafı C1'e bölersiniz. Fi1'inizi tek başına bırakırsınız bunları sağa alarak. Yani ne oldu? Fi1'i diğerleri cinsinden yazmış oldunuz. Yani Fi1 diğerlerine bağımlı oldu. Lineer bağımlı oldu arkadaşlar. İşte aslında buradaki lineer bağımlılık kavramı da buradan geliyor arkadaşlar. Lineer olarak birbirine bağlı, birbiri cinsinden ifade edilebiliyor. Ya da başka kullandığımız terimler lineer birleşimi şeklinde yazılabiliyor. Örneğin verilen fi kx fonksiyonlar sisteminde herhangi bir fi k fonksiyonu özdeş olarak sıfıra eşitse fonksiyonlar ailesi lineer bağımlıdır. Çünkü arkadaşlar fi k mesela sıfır olarak alırsak burada fi k terimimiz bu olsun. Bu sıfıra eşitse zaten kat sayısı sıfırdan farklı olacak şekilde bu denklem, bu eşitlik ne olur arkadaşlar? Sağlanır. Mesela c1 sıfır olsun, c2 sıfır olsun, ck eksi 1, cn hepsi sıfır olsun ama sadece ck sıfırdan farklıyken çünkü yanındaki fonksiyon sıfır zaten. Sağlanıyor. O zaman bunlar ne oluyor arkadaşlar? Lineer bağımlı oluyor. Demek ki sorulan fonksiyonlardan bir tanesi sıfıra eşitse onlara biz hemen direkt ne diyeceğiz? Bunlar lineer bağımlıdır diyeceğiz. Başka bir örneğimiz. Sinüs kare, kosinüs kare ve bir fonksiyona. Bakın burada 3 tane fonksiyon var arkadaşlar. Bunlar da lineer bağımlı fonksiyonlardır. Çünkü neden? Bakın çarpalım C1, C2, C3 ile. C1 ile sinüs kareyi, C2 ile kosinüs kareyi, 1 ile de C3'ü çarpıp bu eşitlik sağlanacak şekilde sıfırdan farklı C1, C2, C3 bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. Sonsuz tane var da benim en basite aklıma gelen C1 ile C2 birbirine eşit olacak şekilde 1 dersem
Bakın sinüs kare artı kosinüs kare zaten 1'e eşit. O zaman C3'ü de eksi 1 seçtiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Sağlanıyor değil mi? Bu eşitlik sağlanıyor. 1 eksi 1'den 0 oluyor. Veya bunları 2 seçerseniz bu eksi 2. Veya bunları eksi 3 seçerseniz bu 3 seçtiğinizde sonsuz tane bu şekilde C'ler bulunuyor. Bize bir tane bulsak zaten yeterli. Arkadaşlar demek ki bunlar neymiş? Lineer bağımlıymış ki bunların lineer bağımlı olduğunu biz nereden biliyoruz? Şu eşitlikten biliyoruz. Sinüs kare x artı kosinüs kare x'in zaten 1'e eşit olmasından dolayı buradaki bir fonksiyonu bunların lineer birleşimi şeklinde yazılabildiği için bunlar nedir arkadaşlar? Lineer bağımlıdır. Veya sinüs kare x'i yalnız bırakırsınız. 1 eksi kosinüs kare x olur. Sinüs kare de bunlara bağlı. Veya kosinüs kareyi yalnız bırakırsınız. 1 eksi sinüs kare. Kosinüs kare bunlara bağlı olur. Demek ki bunlar neymiş arkadaşlar? Lineer bağımlı fonksiyonlara örnekmiş. Peki lineer bağımsız fonksiyonlara örnek bakalım arkadaşlar. 1, x, x kare, x üzeri n'e kadar giden fonksiyonlar sistemi lineer bağımsızdır. Şimdi gerçekten de arkadaşlar bunu nasıl ispatlayacağız? Şöyle ki ilk önce
Merhaba arkadaşlar. Bağlantım gitti. Kusura bakmayın. Şimdi sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Evet hocam, sesiniz geliyor. Sanırım kaydımıza devam ediyor. Evet, öyle gözüküyor. Hayat kayıt başladı diye. Tamam. Ekranımızı tekrar göstereyim. Mesaj yazdım size cep telefonundan. Okuyabildiniz mi bilmiyorum. Bağlantım gitti. Tekrar bağlanacağım diye. Evet hocam, gördük. Gördünüz, tamam. Tamam. En son sinüs kare, kosinüs karenin ve birin lineer bağımlı olduğunu söyledik. Burayı dinleyebildiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi lineer bağımsız olan fonksiyonlara örnek gösterecektik. Tam da böyle bağlantı gidince bir yeniden bağlan anlamında şey geliyor. Bir arama sesi gibi bir ses geliyor. Oradan fark ettim bağlantının gittiğini. Buraya kadar şu kısımları dinlediniz değil mi arkadaşlar? Şu lineer bağımlı olduğunu gösterdiğimiz kısmı. Şu örneğe geçmiştim. Birinci örneğe. Oraya kadar duydunuz herhalde, değil mi? Evet hocam, bir de kalmıştık. Tamam. Şimdi bir x, x kare ve x üren fonksiyonların lineer bağımsız olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Her birini sabitlerle çarparak arkadaşlar ne yapalım? Sıfıra eşitleyelim ve bu keyfi sabitler, sıfırdan farklı keyfi sabit var mı bu eşitliği sağlayan, ona bakıyoruz. Bu en ince dereceden bir denklem. Cevir temel teoremine göre en tane kökü olduğunu biliyorsunuz. Diğer taraftan bu eşitlik her x için sağlandığından arkadaşlar, bu eşitliği özdeş olarak sıfır yazabiliriz. Bu durumda eğer bunlar lineer bağımlı olmuş olsaydı arkadaşlar, buradaki bu eksi sonsuz artı sonsuz aralığında olan her x için sağlanması gerekirdi. Oysa bu Cevir'in temel teoremiyle çelişki oluşturmaktadır. Yani buradaki arkadaşlar sistemimiz bu aralıkta lineer bağımsızdır. Yani daha da açıkça söylemek gerekirse şu eşitliği arkadaşlar sağlanacak şekilde C0, C1, Cn'lerden en az biri sıfırdan farklı şekilde bulamıyoruz. Ancak her biri tüm katsayılar sıfıra eşitse sağlanıyor. Bu da bunun lineer bağımsız olduğunu gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar daha genelleme de yapabiliriz. X üzeri, yani x'in kuvvetleri şeklindeki fonksiyonların lineer bağımsızlığı daha genellenmiş hali bu ikinci örnek. Artık k1, k2, kn kuvvetlerine göre x'leri yazdık. Sıfır sonsuz aralığında lineer bağımsızdır. Burada da onun lineer bağımsızlığı var arkadaşlar. Ben bir tane daha örnek söylemek istiyorum. Bu diğerinin genelleşmiş ama sinüs ve kosinüs fonksiyonları da arkadaşlar lineer bağımsız fonksiyonlara örnektir. Sinüs x ve kosinüs x fonksiyonları, fonksiyonlar sistemi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında lineer bağımsızdır. Çünkü neden? Bu fonksiyonları da arkadaşlar c1 ve c2 ile çarptığımızda o eşitlik, yani c1 çarpı sinüs x artı c2 çarpı kosinüs x eşittir sıfır olacak şekilde sıfırdan farklı c1, c2 bulamayız. Bakın tüm x'ler için arkadaşlar. Bu aralık tüm x için. Yoksa normalde x'e pi bölü 2 dediğinizde sinüs pi bölü 2 1, kosinüs 0. Dolayısıyla c1'i işte 0, c2'yi sıfırdan farklı alınca sağlanıyor diyebilirsiniz ama tüm x'ler için böyle bir eşitlik mümkün olmadığında ne diyoruz? Bu iki fonksiyon lineer bağımsızdır diyoruz. Şimdi lineer bağımsızlığı arkadaşlar böyle her zaman tanımdan gitmek çok da kolay değil. Mesela ikişer, üçer, birkaç tane fonksiyon için örnek verdik ama diyelim ki k tane, n tane dediğimizde fonksiyon sayısı arttığında her birini c1, c2, cn'lerle çarpıp işte sıfırdan farklı c1, c2, cn var mı yok mu diye düşünmek, bakmak her zaman kolay olmayabilir. Bunun için bir yöntem daha öğreneceğiz. O yöntemimizden önce bir determinant fonksiyonu tanımlayalım arkadaşlar. Bu tanımda AB aralığında n-1. Mertebeden türevlere sahip y1, y2, yn fonksiyonları verilsin.
bu fonksiyonlardan ve onların türevlerinden oluşan arkadaşlar şu determinanta, bu n çarpı n boyutunda bir determinant arkadaşlar, dikkat edecek olursanız. Wronski determinantı diyoruz ve özel olarak büyük omega harfi ile gösteriyoruz arkadaşlar. İnceleyelim bir bu determinantı. İlk satırda y1, y2, yn'lerin kendileri. İkinci satırda birinci mertebeden türevleri. Bu şekilde mesela bir satır daha yazsaydık ikinci mertebeden türevleri olacaktı. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. N-2 ikinci mertebe ve en son satırda N-1 türevi olacak. Çünkü determinant olması için satır ve sütun sayısının eşit olması gerekiyor. Burada n tane fonksiyon varsa, bakın burada satır sayısında n olması için burada türev yok. İkinci satırda türev başlıyor. O zaman N-1 türeve kadar gelecek. Biz buna Wronski determinantı diyoruz arkadaşlar. Örneğin iki tane fonksiyon için Wronski determinantı y1, y2 fonksiyonları için arkadaşlar sadece birinci mertebeden türevlerini alarak şu 2 çarpı 2 boyutunda bir determinanttır. Veya 3 tane fonksiyon için Wronski determinantı 3 çarpı 3 bir determinant olacağı için yine ilk satırı y1, y2, y3, ikinci satırı y1'in birinci türevi, y2'nin birinci türevi, y3'ün bir satır daha olması gerektiği için arkadaşlar y1'in ikinci, y2'nin ikinci, y3'ün ikinci türevi. Demek ki arkadaşlar bu da 3 tane fonksiyonun Wronski determinantı. Örnek olarak y1 x ve y2 de x kare fonksiyonları alınırsa arkadaşlar bunların Wronski determinantı, bakın ilk satıra x ve x karenin kendisini yazdım. İkinci satıra da birinci mertebeden türevlerini aldım. 1, bu da 2x. Ve bu determinantı hesapladığımızda 2x kare eksi x kareden x kare. Demek ki bunların Wronski determinantı x kareye eşitmiş. y1 ve y2'nin. Evet arkadaşlar, şimdi Wronski yardımıyla, bu determinant yardımıyla, bu lineer bağımlı bağımsızlığı arasındaki bağıntı ne? Bu teoremde onu vereceğiz. y1, y2, yn fonksiyonları AB aralığında lineer bağımlı fonksiyonlar sistemi ise bu sistemin Wronski determinantı sıfıra eşittir. Yani her x elemanı AB için Wronski yn sıfıra eşit. Arkadaşlar bu P'si Q şeklinde bir önerme. Bakın çift taraflı değil. Yani Wronski yn sıfırsa lineer bağımlıdır diyemiyoruz. Lineer bağımlıysa, lineer bağımlı ise Wronski'ni sıfıra eşit diyoruz. Peki bunu başka türlü nasıl kullanabiliriz? Kontrapozitifi olan, yani Q değil ise P değili kullanabiliriz, değil mi? O zaman ne diyebilirim ben? Wronski determinantı sıfırdan farklı ise lineer bağımsızdır diyebilirim, değil mi arkadaşlar? O zaman bu durumda Wronski determinantı sıfıra eşit çıkınca bir şey diyemiyoruz. Lineer bağımlı da olabilir, bağımsız da olabilir. Ama Wronski determinantı sıfırdan farklıysa lineer bağımsızdır diyebiliyoruz. İşte lineer bağımsızlığı göstermek için arkadaşlar bize pratik bir yöntem veriyor bu yöntem. İlk önce bunun ispatı, bu teoremin ispatı arkadaşlar y1, y2, yn fonksiyonları AB aralığında lineer bağımlı olduklarını kabul edelim. O zaman en az bir tanesi sıfırdan farklı C1, C2, Cn'lerden biri sıfırdan farklı olmak üzere bu eşitlik sağlanacak. Şimdi o zaman diyelim ki genelliği bozmadan Cn sıfırdan farklı olsun arkadaşlar. Bu durumda her tarafı Cn'e bölerek Yn'i yalnız bırakarak bu şekilde lineer, diğerlerin lineer birleşimi şeklinde yazabiliyorduk hatırlarsanız. Bakın burada betaların, beta i'lerin eksi Ci bölü Cn olduğu açık. Çünkü ne yaptık? Her tarafı Cn'e böldük burada. Nerede kalemimiz yine? Her tarafı Cn'e böldük. C1 bölü Cn Y1, C2 bölü Cn Y2 artı nokta nokta Yn'in katsayısı 1 oldu. Yn'i de yalnız bırakmak için bunları sağ tarafa attık ve dolayısıyla Yn'imiz eksi C1 bölü Cn Y1 eksi C2 bölü Cn Y2 nokta nokta sonuncusu Cn eksi 1 bölü Cn Y
n eksi 1 olacak. İşte bunları, buna beta 1 demiş, buna beta 2, buna beta n eksi 1 demiş. Yeni gösterdiğimde böyle yazabiliriz. Şimdi bunların türevlerini alalım arkadaşlar. Y'nin birinci mertebeden, ikinci mertebeden, n eksi birinci mertebeden türevlerine kadar alalım ve Wronski determinantında yerine yazalım. Y1, Y2, Yn. Wronski determinantı bunun n tane fonksiyonu budur zaten, biliyoruz ki. Şimdi arkadaşlar burada demek ki yapacağımız şey şurada son terimlerde, yani Yn ve Yn'in türevlerini yukarıda hesapladığımız için son satırı yerine yazdık. Şunlara dokunmadık. Az önce şunu bulduk, bunu yazdık. Bunu bulduk, bunu bulduk. Bulduğumuz ifadeleri bakın. Şurası, şurası. Bunları yerine yazdık. Daha sonra determinantın özelliğini kullanacağım arkadaşlar. Determinantın özelliğinden aslında bakın şurada y1, y2, yn-1'ler bizim şuradaki sütunlarımızla aynı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla da bunların lineer birleşiminden oluştuğu için bu son sütun, bunun determinantın sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Bu durumda da Wronskian sıfır olduğu. Demek ki biz ne kabul ettik? Lineer bağımlı olsun y1, y2, yn dedik ve Wronskian'ın sıfır olduğunu göstermiş olduk. Bu da arkadaşlar teoremizin ispatını tamamlamış olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi diğer bir teoremiz arkadaşlar, benim az önce söylediğim, eğer y1, y2, yn fonksiyonları lineer, bağımsız ve diferansiyel denklemi sağlanırsa bu fonksiyonların Wronski determinantı sıfırdan farklıdır. Teorem ifadesinden görüldüğü gibi eğer y1, y2, yn fonksiyonların Wronski determinantı herhangi bir noktada sıfıra eşitse arkadaşlar, omega x de sıfıra eşit olur. Yani herhangi bir noktada sıfırsa aralığın tamamında da sıfıra eşit olduğunu gösteriyor bu teoremimiz arkadaşlar. Bunun için de yine ispatımızda c1, y1, c2, y2, cn, yn toplamı eşit sıfır olsun diyoruz. Lineer bağımsız olmalarına rağmen omegası, yani Wronski'nin sıfıra eşit olsun. Biz burada herhangi bir aralıkta sıfırsa tüm aralıkta sıfır olduğunu göstermek için arkadaşlar bunların, bakın c1, y1 herhangi x eşit x0 noktasındaki değerini yerine yazıp bunların üstüne sıfır koyduk. X0 noktasındaki değerlerini. Şimdi bu artık bir lineer cebirsel denklem sistemi. Bu sistemin esas determinantı, yani kat sayılar determinantı y1, y2 yani fonksiyonun Wronskian'ini veriyor. X eşit x0 noktasındaki değeri, yani omega x eşit 0. Ayrıca bu sistemin lineer homojen denklemler sistemi olduğundan ve esas, yani katsayılar determinantı 0 olduğundan sistemin bir tane, bir tek çözümü vardır arkadaşlar. C1, C2, Cn şeklinde. Bunu da getirip bu şekilde yerine yazdığımızda bu yeni fonksiyonumuzu y şapkayla gösterelim. Y şapkamız, dikkat ederseniz y1, y2, yn'lerin lineer birleşimi olduğu için denklemin çözümüdür. Daha önce söylemiştik. Ayrıca aynı başlangıç koşulları için, bakın arkadaşlar y şapka için de bu koşulları verebiliriz. Bu durumda y şapka fonksiyonu diferansiyel denklemin 7-7 başlangıç koşullarını gerçekleştiren çözümüdür. Oysa bu problemin yüksek mertebeli denklemin varlık teklik teoremi uygulandığında arkadaşlar bir tek yani y şapka eşittir sıfır çözümü olduğu kabul edilir. Bu durumda bakın c1, y1, yani şu ifadem y şapkam x0 eşittir sıfır eşit olur. Bu da arkadaşlar bizim, bakın burada c1, c2, cn sistemlerin sıfırdan farklı çözümlerinden biri olduğundan c'yi sabitlerin en az bir tanesi sıfırdan farklıdır. Bir tek çözüme sahip olduğunu söylemiştik. O zaman 7, 8 eşitliği c'ilerden en az birinin sıfırdan farklı olduğu durumda sağlanmaktadır. En az bir sıfırdan farklıysa biz ne diyorduk ona arkadaşlar? Lineer bağımlıdır diyorduk. Bu da bize y1, y2, yn'lerin fonksiyonlarının bu aralıkta lineer bağımlı olduğunu gösterir. Ama biz başta lineer bağımsız almıştık arkadaşlar kabulümüzde. Dolayısıyla bir çelişki elde ettik. O halde arkadaşlar şunu ispatladık ki artık bu fonksiyonlar sistemi Wronski determinantı sıfırdan farklıdır eğer fonksiyonlarımız lineer bağımsızsa.
Şimdi yukarıda ispatlanan teoremde görüldüğü gibi diferansiyel denklemimizin başlangıç koşulunun gerçekten bir tek çözümü var. Dolayısıyla diferansiyel denklem aralarında lineer, bağımsız, n tane çözümleri vardır arkadaşlar. Bu tip çözümlerin sonsuz tane olduğunu gösterelim. Tanım. Diferansiyel denklemimizi sağlayan aralarında lineer, bağımsız, y1, y2, yn fonksiyonlar sistemine bu diferansiyel denklemi temel çözüm sistemi veya fundamental çözüm sistemi deniyor. Bizim amacımız arkadaşlar bundan sonra lineer bir diferansiyel denklemi çözmek için böyle n tane, eğer mertebe n ise n tane lineer bağımsız çözümleri elde etmek olacak. Çünkü eğer bu şekilde bir çözümler bulursak buna biz temel çözüm sistemi diyoruz ve artık bunun yardımıyla genel çözümü yazabileceğiz. Örneğin y1 e üzeri x, y2 e üzeri x fonksiyonları arkadaşlar şu diferansiyel denklemin temel çözüm sistemidir. Nereden anladık? İlk önce bunlar denklemin çözümü müdür arkadaşlar? Bakın e üzeri x'i denklemde yerine yazın. E üzeri x'in ikinci mertebeden türevi de kendisi. Birinci mertebeden türevi de kendisi. 2 çarpı e üzeri x gerçekten de 0 sağladı çözüm. E üzeri 2x'i getirip yerine yazalım. İkinci türevi 4 çarpı e üzeri 2x olur. Birinci türevi 2 çarpı e üzeri 2x olur ve kendisi de e üzeri 2x. Bakın burada da 4 tane eksi 6 tane artı 2 gerçekten de 0 yaptı. Bir kere ikisi de denklemin çözümü. Ve ayrıca bunlar arkadaşlar lineer bağımsız. Dolayısıyla da ne diyoruz? Temel çözüm sistemi. İsterseniz lineer bağımsız olduğunda Vronsky determinantından hemen gösterelim. E üzeri x ile e üzeri 2x'in Vronsky determinantı 2 çarpı 2 tipinde bir determinant. 2e üzeri 2x. Bu determinantı hesapladığımızda 2 çarpı e üzeri 3x'ten e üzeri 3x'i çıkarıyoruz ve dolayısıyla sonuç e üzeri 3x arkadaşlar üstel fonksiyon her zaman sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla ne diyoruz? E üzeri x ve e üzeri 2x lineer bağımsızdır. O zaman da biz bir temel çözüm sistemi olduğunu söylüyorduk arkadaşlar. Temel çözüm sistemi oluşturuyorlar ve böylece artık genel çözümü de arkadaşlar birinci çözümü C1 ile ikinciyi C2 ile çarparak bu toplam bize genel çözümü veriyor. Demek ki lineer denklemlerde en önemli nokta bu Y1, Y2 lineer bağımsız çözümlerini bulabilmek arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra Y1'i C1 ile Y2'yi C2 ile çarpıp ikisini topladığımda genel çözümü elde etmiş oluyorum. Evet, bir diferansiyel denklemi arkadaşlar sonsuz sayıda temel çözüm sistemi vardır. Teorem 5'te de onu veriyoruz. Gerçekten de determinantı sıfırdan farklı olan A, İ, K sayılarını alırsak arkadaşlar bu determinant sıfırdan farklı olacak şekilde. Bizim Y1, Y2, Yn diferansiyel denklemin özel çözümleri olsunlar. Ve bunların başlangıç koşulları da şu koşullar sağlansın bu A'lara eşit olacak şekilde. Bu durumda bakın koşulları açık şekilde yazdık. A'lara eşit olacak şey x0 noktasında bunlar sağlansın dedik. O halde y1, y2, yn fonksiyonlar sistemi böyle bir fonksiyonlar sistemi var. Denklemimizin lineer bağımsız fonksiyonlar sistemini oluşturduğunu gösterecek olursak yani bunların lineer bağımsızlığını yine c1, c2, cn'lerle çarparak x0 noktasındaki değerlerini yazdım. Sonra da türevlerini aldım arkadaşlar. Yx fonksiyonu bu diferansiyel denklemin başlangıç koşullarını gerçekleştiren çözümü ve bu çözüm tektir. O zaman bu sistemin arkadaşlar cebirsel denklem sistemi olarak bakarsak bu ifadeye esas determinantı yani katsayılar determinantı bizim AK'larımız olacak. AİK'larımız olacak. Onun transpozundan oluşan bir determinant olacak. Ayrıca bu AİK sayılarından oluşan determinant sıfırdan farklı olduğunu başta kabul etmiştik. Dolayısıyla bu sistemin arkadaşlar katsayılar determinantı sıfırdan farklıdır. O zaman homojen olmayan lineer sistem olduğundan bu sistemin bir tek C1, C2, Cn çözümü vardır. Bakın arkadaşlar bu determinant x eşit x0 nokta Vronsky determinantı ve x eşittir x0 noktasında sıfırdan farklı. O zaman teorem gereği tüm noktalarda sıfırdan farklı
Ve biz ne yaptık arkadaşlar? Lineer bağımsız olduğunu söylüyoruz. Vronsky sıfırdan farklı olduğu için. Bu şekildeki AK'ları bulduk. O zaman arkadaşlar buradaki AK'lara değer verdikçe ne yapacaksınız? Sonsuz sayıda bir temel çözüm sistemi elde edebilirsiniz. Bu da normal, en normal temel sistemi arkadaşlar. İ ve K'lar birbirine eşitken 1, farklıyken 0. Yani şu tam köşegendekiler 1 olacak. Onun üstündekiler hepsi 0'a eşit olacak arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç koşullarını da gerçekleştirir. Yani artık bunlara değer verdikçe de sonsuz tane böyle temel çözüm sistemi elde edebiliyoruz. Diğer bir teoremimiz de Y1, Y2, Yn fonksiyonları diferansiyel denklemin temel çözümü ise C1, C2, Cn'ler sabit olmak üzere arkadaşlar bu ifade bizim genel çözümümüz. Demek ki artık genel çözüm bulmak için Y1, Y2, Yn lineer bağımsız çözümleri bulduğumuz zaman bu şekilde ne yapacağız? Genel çözümümüzü yazabileceğiz. Arkadaşlar bakın dikkat edin, biz birinci dönem sadece birinci mertebeden diferansiyel denklemleri öğrendik. Ve onların genel çözümünde sadece bir tane keyfi sabit vardı. C oluyordu. Hatta C1 bile demiyorduk. Çünkü sadece bir tane C vardı. Ama burada gördüğünüz gibi birden fazla, demek ki arkadaşlar en tane, mertebe ense en tane fonksiyonun genel en birinci mertebeden bir denklemin en tane lineer bağımsız özel çözümleri var ve bunlara biz temel çözüm sistemi diyoruz. Ve onun genel çözümü de en tane ne içeriyor? Keyfi sabit içeriyor. Buna dikkat edin. Aslında lineer olmayanlar da çözdükçe fark etmişsinizdir. Mertebe 3 ise genel çözümde C1, C2, C3 çıkmıştı. Mertebe 2 ise genel çözümde C1, C2 çıkmıştı. Burada da lineer denklemlerde de bunun geçerli olduğunu söylüyoruz. Şimdi diğer bir teoremimiz arkadaşlar. Y1, Y2, Yn. Bakın bir fonksiyon daha ekledim ben bu fonksiyonlara, Yn'lere. Yn artı 1 dedim artık. Fonksiyonları diferansiyel denklemin lineer bağımlı çözümleri. Yani demek istiyor ki eğer şu Y1, Y2, Yn lineer bağımsızsa arkadaşlar onlara bir tane fonksiyon eklerseniz o artık onların hepsi lineer bağımlı olur. İspatını da anlatmak için arkadaşlar Y1, Y2, Yn fonksiyonları aralarında lineer bağımlı olsun diyoruz. O halde yani iki durumda da ayrı ayrı inceliyoruz. En az biri sıfırdan farklı CI'ler vardır. Bu CI'leri yerine yazdığımızda bu eşitlik demek ki bunlardan bir tanesi sıfırdan farklıyken sağlanır. O zaman biz buna bir de bir terim daha eklersek bakın. Onu da kasayısını sıfır kabul edersek eşitlik yine sağlanacak. Dolayısıyla da bunlar nedir? Lineer bağımlıdır. İkinci durumda Y1, Y2, Yn'ler lineer bağımsızsa arkadaşlar bu şekilde bir eşitlik Y1, Y2, Yn'ler lineer bağımsızsa bu eşitlik ancak katsayıları sıfırdan, pardon hepsi birden sıfırken sağlanacak. Şimdi başka bir Yn artı bir fonksiyonu elde edeceğiz arkadaşlar. C1, C2, Cn sabitleri için Yn artı 1'i şu şekilde C1, Y1, C2, Y2, Cn, Yn şeklinde yazarsak dikkat edin. Bunların lineer birleşimi oldu. Zaten buradan da lineer bağımlı olacağı gözüktü. Bakın şunun tamamını katsayısını yok edecek şekilde buraya eksi 1 dersek bakın Yn artı 1. Burası zaten Yn artı 1'e eşitti. Dolayısıyla da bu eşitlik, yani eşittir sıfır olması, eksi bir sıfıra eşit olmadığı için sağlanmıyor. Demek ki o zaman arkadaşlar bunlar ancak lineer bağımlı olabiliyor. Çelişkiden dolayı bunu söyleyebiliyoruz. Diğer bir teoremimiz de 8. teoremde arkadaşlar aynı temel çözüm sistemine sahipse o zaman arkadaşlar yani iki tane farklı n'inci mertebeden lineer denklem 7-11, 7-12. Buradaki katsayılar P'lerle, buradaki katsayılar Q'larla gösteriyoruz. Eğer bu iki denklemin denklemler aynı temel çözüm sistemine sahipse, yani lineer bağımsız Y1, Y2, yani aynı fonksiyonlara sahiplerse çözüm olarak, o bu durumda arkadaşlar bu katsayıların hepsi birbirine eşittir. Yani bu iki denklem birbirine eşittir.
Bunu da aslında denklemleri taraf tarafa çıkararak, bakın arkadaşlar, sonra da buradaki katsayıların her birinin sıfır olduğunu elde edecek şekilde ispatımızı basit bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi teorem 8'den görüldüğü gibi eğer y1, y2, yn fonksiyonları AB arasında lineer bağımsız fonksiyonlarsa bu fonksiyonlar sistemin çözümleri fonksiyonlar olan yani temel çözüm sistemi verilen fonksiyonlar 50. mertebeden bir diferansiyel denklemi belirtmektedir. Şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimizde çözümler varsa, lineer, bağımsız, y1, y2, yn çözümleri varsa biz bu çözümler yardımıyla diferansiyel denklemi bulabiliriz. Aynı eğri ailesine karşılık gelen diferansiyel denklemi bulma gibi dönemin başında, senenin başında anlatmıştık. Elimizde henüz denklem yokken demiştik. Ne yapabiliriz? Bu eğri ailesi hangi diferansiyel denklemin genel çözümüdür bulabiliriz demiştik ya arkadaşlar. Aynı burada da bize y1, y2, yn lineer bağımsız fonksiyonlar verilirse acaba bu hangi n'inci mertebeden lineer denklemin çözümleri olabilir diye denklemi inşa edebiliyoruz. O da şöyle. Nasıl inşa ediliyor? Hemen anlatalım. Arkadaşlar y1, y2, yn'ler lineer bağımsız fonksiyonlarsa ben buna bir de yx'i eklediğim zaman lineer bağımlı olurlar. Az önce ispatladık. Bir fonksiyon daha eklenirse lineer bağımlı olacaklarını. O zaman bunların Wronski determinantı da sıfıra eşit olur. Lineer bağımlı fonksiyonların Wronski'nin sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Bakın y1, y2, yn'e y'yi ekleyerek Wronski determinantı açık şekilde yazıyorum. İlk satırda y1, y2, yn ve y'ler. İkinci satırda birinci türevleri böyle böyle devam ederek son satırda bu sefer n'inci türevleri. Niye arkadaşlar? Bu boyutu n artı 1 çarpı n artı 1 oldu determinantımız. Dikkat ederseniz y'yi ekleyince normal y1, y2, yn'in n-1 çarpı n, pardon n çarpı n'di. Şimdi burada kaç tane terim var? N artı 1 tane satır. N artı 1 tane sütun olduğu için sonuncu satırda dikkat ederseniz n'inci türevleri geldi. Şimdi arkadaşlar bunu şu son sütuna göre açacak olursanız bu determinantı karşınıza n'inci mertebeden bir diferansiyel denklem gelir. İşte o denklemde bizim aradığımız y1, y2, yn'i lineer bağımsız çözümü olduğu diferansiyel denklemdir. Bunun herhalde açık şekilde yazılışını da burada. Evet, bakın son satıra göre açılışı bu arkadaşlar. Nasıl açıyorduk biz? Mesela ilk terimimiz yn. Şuradan başladık. Y'nin n'inci türevi. O zaman y'nin n'inci türevinin bulunduğu satır ve sütunu silerseniz şurası kalır değil mi? Ki o da y1, y2, yn'in Wronski'ni bu arada. Sonra bu terimi yazacağım. Bunun bulunduğu satır ve sütunu sileceğim. Böyle en son y'nin katsayısı ne olacak arkadaşlar? Bu satırı ve sütunu silersiniz. Şu kısım olacak. Bakın burada bu determinantın açık halde yazılışı var. Son terimimizde bakın burada y. Demek ki bize y1, y2, yn'ler verildiğine göre bu determinantları hesaplayabiliriz. Hesapladıktan sonra karşımıza ne geliyor arkadaşlar? N'inci mertebeden bir diferansiyel denklem geliyor ve burası da dikkat ederseniz y1, y2, yn'lerin Wronski yn'i. Onlar zaten lineer bağımsızdı. Dolayısıyla Wronski yn'i sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Bu da bize n'inci mertebeden bakın yeni n'inci türevini yalnız bıraktığınızda katsayısını omega x'i Wronski yn'e böldüğünüzde türeve göre çözülmüş diferansiyel denklemi bulmamızı sağlar. Şimdi burada bu fonksiyonlarımız lineer bağımsızsa arkadaşlar diferansiyel denklemimizi şu şekilde yazdığımızda arkadaşlar P1, P2, Pn'e kadar bu teoremden şu y'nin n-1. Türevinin katsayısının bakın arkadaşlar hemen burada görelim. Nedir y'nin n-1. Türevinin katsayısı? Şu ifade bölü omega x değil mi? Dikkat edin burada n-1. Türevin olduğu satır yok. Zaten öyle hesapladım. Terminant. Burası bizim P1x'imiz. Özel olarak ayrıca yazdık. Aslında bakarak P2, P3, P4 hepsini de yazabiliriz bu determinantı arkadaşlar. Biz bu tip gösterilimi omega'nın türevi bölü omega x
Yani determinantın türevi arkadaşlar. Determinantın türevi y1, y2, yn'den oluşan Wronski determinantının türevini bakın bu satır olmayacak şekilde yazdığımızda p1'in omega'nın türevi bölü omega olduğunu görüyoruz. Aslında burada determinant fonksiyonun türevinden de tabii ki bahsetmemiz lazım. Direkt kullandık ama omega'nın kendisi, şuraya tekrar yazalım. Omega'nın kendisi burada. Y1, Y2, nokta nokta, Yn. İkinci satırda birinci türevleriydi. N-1. Türeve kadar gidiyordu biliyorsunuz ki. Nokta nokta, Yn'in. N eksi birinci. Bu determinant fonksiyonun arkadaşlar türevini aldığınızda bu elde ediliyor. Burada biraz direkt sonucu yazmışız ama yine de gösterebilirsiniz. Determinant fonksiyonun türevini aldığımızda N eksi birinci mertebeden türevin katsayısı gitti farkındaysanız. O zaman nasıl bir eşitlik elde etmiş olduk? P1'in omega'nın türevi bölü omega'ya eşit olduğunu görüyoruz. O zaman arkadaşlar buradan omega'yı bulmak istersek, burası çünkü dikkat ederseniz ln omega x'in türevini veriyor. O zaman ln omega x'in türevi p1 x'e eşitse her iki tarafın integralini aldığınız zaman ne elde edersiniz? Omega x'in integral aldıktan sonra c çarpı e üzeri eksi integral p1 t dt'ye eşit olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani burada ilk önce integral alıyor. Belirli integral. Sonra da ln'den kurtulmak için üstel fonksiyona geçiyor. Dikkat ederseniz. Yalnız bizim burada bir eksimiz, bir eksi eksiğimiz mi var? Omega'nın türevi bölü omega dedik. Tamam. Her iki tarafın integralini alınca şuradan değil de. Herhalde bu eksi, yanlış bilmiyorum, şuradaki katsayı da vardı diye hatırlıyorum ben. Buraya direkt yazmışız ama evet, şu eksi şuradan geliyor arkadaşlar. Eksi burada var. Biz bu eksiyi aslında şurada yazmamışız değil mi? Yani oradaki eksi olmamış haline P1 dediysek o zaman eksi P1x demem lazım. Tamam. Tamam, bu şekilde aldık madem, o zaman ben burayı şöyle yazmam lazım. Katsayısını eksi burada almam lazım ki yanlış olmasın. Şu durumda evet eksi gelebilir artık. Tamam. Bu formüle Liouville formülü deniyor. Arkadaşlar Wronski determinantının diferansiyel denklemdeki y'nin n-1. Türevin katsayısı olan p1x fonksiyonu yardımıyla bulunabileceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Liouville formülü deniyor özel olarak. Ve biz buradan da bir sonuçlara ulaşabiliriz. Şöyle ki bu üstel fonksiyon her zaman sıfırdan farklı olacağı için arkadaşlar bakın omega x 0 0 olduğunda omega x de 0 oluyor. Ve omega x 0 da sıfırdan farklı olduğunda omega x de sıfırdan farklı oluyor. Bakın herhangi bir x 0 noktasında o zaman bu sıfırdan farklıysa omega x'in de sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Liouville formülü de yine bu şekilde çok kullanacağız arkadaşlar. Mesela hemen bir ikinci mertebeden bir lineer diferansiyel denklem için bunu görelim. Bakın y'nin ikinci türevi artı p1x, y'nin türevi artı p2x, y. Bu denklemin ikinci mertebe olduğuna göre iki tane lineer bağımsız y1, y2 çözümleri veririz. Bunlar lineer bağımsızsa bakın burada Wronski'nini yazdık. Y1 ve Y2'nin Wronski'ni sıfırdan farklıdır. Öte yandan formülümüzde yine bunu kullanacağız arkadaşlar. Bu Wronski'ni, bu determinantın açılmış halini C çarpı E üzeri eksi X sıfırdan eksi P1 T DT'ye eşitleyecek olursak şunu da başında omega Y1 Y2 yazalım da omega Y1 Y2'nin bu ifadeye eşit olduğunu kullanacak olursak y1x sıfırdan farklı fonksiyonu denklemin verilen çözümü olduğunda son eşitin her iki tarafı y1 kare x'e bölünürse
Şurası g1 kare x'e bölünürse arkadaşlar, bakın burası ve burasını g1'in karesine bölecek olursak burada g2'nin türevi bölü y1 gelir. Y2'nin türevi bölü y1 gelir. Burada da arkadaşlar y2 bölü y1'in karesi gelir. Burada da y1'in karesine böldük. y1 t d t. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın burada yazılmış zaten. Bu ifadeyi elde ediyoruz. O zaman bu durumda her iki tarafın, yani burası y2 bölü y1'in türevini vereceği için arkadaşlar, yalnız şuradaki yanlış yazılmış değil mi? Paydada olacak y1'in karesi. Şurası. İsterseniz şunu eksi ikinci kuvveti yazalım. Yanlış olmasın. Bir de c yazılmamış. C nerede? İntegral aldıktan sonra c, tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bu durumda arkadaşlar artık burası y2 bölü y1'in diferansiyelini veriyor bize. Tekrar paydaş dediğiniz zaman. O zaman her iki tarafın integralini aldığınızda, integrali aldığınızda ve sonra y1'i de karşıya attığınızda y2'yi y1 cinsinden bulabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu da şunu gösteriyor. Diyelim ki ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemin bir tane çözümü bize verilirse arkadaşlar, y1, aynı dikkatindeki gibi düşünün. Bir özel çözüm bize verilirse biz onunla lineer bağımsız olan ikinci y2 özel çözümünü bu formülle ne yapabiliyormuşuz? Bulabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Bundan sonrasında da arkadaşlar örneklerde de bunu kullanacağız. Bir sonraki, yani yarınki dersimde de bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Yani y1'in verildiği zaman y2 özel çözümünün bulunması veya genel çözümü arkadaşlar, madem bu y2'ye eşit, bakın bunun tamamı y2'ye eşit olduğuna göre ben bu y2'yi c ile çarptığımda, bu da c1'i de y1 ile çarptığımda bu ikisinin toplamı da bize genel çözümü veriyor değil mi? Bu çok kullanışlı bir formül ama arkadaşlar dikkat edin. Biz bunu hangi denklemler için yaptık? İkinci mertebeden bir 7-17 denklemine bakarsanız, ikinci mertebeden lineer homojen bir diferansiyel denklem için bu özelliğin sağlandığını, yani bir özel çözüm belliyse onunla lineer bağımsız olan ikinci özel çözümün bu formülle bulunabileceğini ispatlamış olduk. Evet, konu kısmımızı bitirdik arkadaşlar ve artık biraz da hani uygulama yapacak hale de geldik açıkçası. Yarınki dersimizde de burada örneklerde gözüküyor ya zaten. Onlarla çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Birer özel çözümleri verilmiş oldu mesela burada. Sonra da biz bunların ikinci çözümlerini bulacağız ve dolayısıyla genel çözümlerini yazacağız. Sonra tekrar biraz daha konu kısmına devam edeceğim. Daha lineer diferansiyel denklemlerin henüz çözme yöntemini öğrenmedik arkadaşlar. Tamamen tüm lineer bağımsız çözümlerini bulma yöntemini öğrenmedik. Bakın burada ikinci mertebe için bu özelliği söyledik. Konularımıza devam edeceğiz. Ondan sonra da soru çözümü, her bir konu bitiminde de soru çözümünü yapacağız. Bugünlük burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ben bunu kaydedip yine Teams'ten size göndereyim. Kalemli diyelim buraya. İşaretleme yaptığımız kısmı olduğunu belirtmek için. Bunu da size Teams'ten göndereceğim. Sorusu olan veya söylemek istediği bir şey olan var mı? Bugünlük dersimi burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Kaydımızı da durduralım.